Artık başlayalım, hızla gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı, 28. dönem meclis başkanı belli oldu. Tanıdık bir isim, bildik bir isim, Numan Kurtulmuş. Numan Kurtulmuş bundan böyle iki numaralı koltuğun koltukta oturacak. Çok önemli bir koltuk. Yani yeni meclis başkanı 321 oy aldı 3. oylamada. Cumhur İttifakı'nın 322 milletvekili var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Sadece bir fire verdi. O da herhalde ya geçersizdir ya da katılmayan bir kişi ve kürsüye çıktı. Teşekkür konuşmasını yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı Numan Kurtulmuş. Hayırlı olsun diyelim kendisine ve biz öncesine götüreyim ben sizi. Öncesinde meclis bugün çalışmaya başladı tabii ki. Yeminler vardı. Diyeceksiniz tabii kim yemin etti, kim yemin etmedi. Bakanlar, yeni bakanlar yemin ettiler. Eski bakanlar da milletvekili olmak için yemin ettiler. Mersin Milletvekili Nurettin Nebati. Gözlerinden korkuyorlar. Devletin varlığı ve bağımsızlığını. Yeni kabinenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yemin günü daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve yeni bakanlarla 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen eski bakanlar yeminlerini ettiler. Hocam gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Biri vardı ki yine tüm dikkatleri üzerine çekti. 66. hükümetin renkli siması eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, artık Mersin Milletvekili. Nebati'ye kürsüye çıkarken kendisiyle özdeşleşen "Gözlerime bakar mısınız?" sözleri hatırlatıldı. Muhalefet sıralarından "Gözlerinden korkuyorlar" sözleri duyuldu. Devletin varlığı ve bağımsızlığını. Gülerek başladı yeminine Nebati ama yemin metnini yanlış okudu. Hukuk yerine hukukun dedi. Hukuken hukukun üstünlüğüne. Muhalefet itiraz etti ama geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Nebati'nin yeminini kabul etti. Sayın milletvekili. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, şimdinin AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, kürsüye geldiğinde önce genel kurulu selamladı. Ancak iç tüzüğe göre yemin için kürsüye çıkıldığında başka ifade kullanılmaması gerekiyordu. Yeminini tekrarladı Bilgin. Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Eski Milli Eğitim Bakanı AKP Ordu Milletvekili Mahmut Özer de Bahçeli'nin uyarısı üzerine yeminini tekrarladı. Eski bakanların yemin etmesinin ardından bu kez kabinenin yeni üyeleri ant içti. Dikkat çeken isim ise eski MİT Başkanı, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma. Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek genel kurulda en çok alkış alan iki bakan oldu. CHP, HDP ve İyi Parti ise geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bu yemin töreninde de eski ve yeni kabineyi alkışlamadı. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Öte yandan İyi Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimi de belli oldu. Grup başkanlığı görevine Koray Aydın, grup başkan vekilliği görevine ise Musavat Dervişoğlu ve Erhan Usta getirildi. Parti 3. olağan kurultayını 24-25 Haziran'da yapacak. Burada belli olacak genel idare kurulunda da büyük değişiklik yapılacağı, genç isimlerle yola devam edecek.